Tuna, ev sahibi parayı geri vermiyor. Başka yerde kullanmış. Evi iptal edemedim. Artık biz bize gideriz. Tamam abicim. Bir de ben konuşurum. Ben ikna ederim adamı. Şimdilik kızlara bir şey demeyelim. Tamam. Ne oldu? Siz ev işini halledebildiniz mi? Hallettik. Hadi bir an önce çıkalım, hadi. Niye bir an önce çıkıyorsun? Haluk normal yesene. Nedir acelen? Ya erken gidelim bir an önce. Hadi. Hadi biz Zeynep'le öğleden sonra buluşacağız. Acele etmene gerek yok. Hayır, ben normal kahvaltımı edeceğim. Erken gidelim biraz. Hayır. Lütfen güzel güzel kahvaltı eder misin? Biz gelmek istemiyoruz beyefendi. Villanızı başkası kiralayın. Ne demek ya? Daha dün... Tamam hepsini veremiyor olabilirsiniz de... Yani küçük bir şeyini yaparsınız, geri kalanını ödersiniz. O da mı olmuyor? Ne demek olmuyor? Alo! Kapattı! Orçun'a baktım, çok güzel bir şekilde okuyor kitabını. Ya biraz ağır bir ceza olmadı mı Gönül çocuğa ya? Yani bir günde 3 kitap nasıl okusun? Ağır mı? Bir günde internet kotasını bitirmeyi biliyor ama. Kitabı da bitirecek. Bence biraz ağır oldu yani. Hiç ağır değil, gayet de güzel. Ben bakalım. Sertaç Bey. Aa. Çok özür dilerim Tuna Bey. Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Buyurun, hayırdır? Buyurun, hoş geldiniz Sertaç Bey. Hoş bulduk, merhaba. Velhasıl kelam, ben Özlem'le evlenmekten vazgeçtim Tuna Bey. Ama Özlem'e bunu nasıl söyleyeceğim onu bilmiyorum. Siz nasıl söylemiştiniz? Ya böyle bir şey olur mu Sertaç Bey? Yani hiç yakışıyor mu size? Allah'ınızı severseniz yani. İncir çekirdeğini bir doldurmayacak bir şeyden dolayı insan yani evlenmekten vazgeçer mi? Ne demek korktum evlenmekten vazgeçtim? Böyle bir şey olur mu canım? Yani efendim başlangıçta her şey çok güzeldi. Ama tarih yaklaştıkça çok gerildim ben. Evlilik için kendimi hazır hissetmiyorum. Yani ben de böyle olacağını tahmin etmezdim. Ne güzel hayallerimiz vardı. Evlenip uzak diyarlara gidecektik. Çok güzel. Evlenin siz. Evlenin ve çok uzak diyarlara gidin. Bayağı uzağa gidin. Yani bundan niye vazgeçiyorsunuz? Böyle şeyden vazgeçilir mi? Bundan korkulur mu Sertaç Bey? Aşk olsun yani. Yok, kararım kesin. Evlenmeyeceğim ben. Hayallerinizin peşinden koşacaksınız. Hayat böyle bir şey. Yani ayrıca yani siz Özlem'le evlenin, çok da mutlu olacaksınız. Özlem çok iyi biridir. Gerçekten. İnanılmaz iyidir. Bana göre dünyanın en iyi eşlerinden biridir. Dünyada eşittir. Size şunu söyleyebilirim. Özlem'den kötüsünü bulamazsınız. Rezalet bir şey. Yani son kadın kalsa evlenecek biri değil yani. Deli eder insanı yani. Böyle bir yani. Böyle biridir yani. Onu diyorum ben de Gönül. Nasıl ya? Biraz önce böyle demiyordunuz ama. Hani Özlem çok iyi bir eşti? Öyle mi dedin Tuna? Der miyim böyle bir şey Gönül? Dediniz ya, neden yalan söylüyorsunuz Tuna Bey? Özlem çok iyi bir eştir dedi Gönül Hanım. Niye yalan söylüyorsun Tuna? Der miyim canım ya şimdi Sertaç Bey Özlem'le evlenmekten vazgeçmiş de... Yani vazgeçmesin diye biz onun üzerine konuşmasını yapıyorduk. Sana ne Tuna? O Sertaç Bey'in kararı. Bize de saygı duymak düşer. Soğuk zaten bir süredir aramız efendim. Ama başta soğuk olur. Sonra ısınır. Yani Özlem ısıtır. Ne? Sonra soğutur. Sıcak, yani ılık, soğuk. Yani Özlem çok soğuktur. Ben de anlamadım vallahi bu sefer ne dediğinizi. Sertaç, bak bana sorarsan ben bir daha düşün derim sana. Sen Özlem gibi bir kadını bir daha nerede bulacaksın abiciğim ya? Aslında haklısınız. Tabii haklıyım. Yani çok yakışıyorsunuz ayrıca birbirinize. Yani gördüğüm en iyi çiftsiniz. Ya al evlen onu, git uzaklara. Bir daha gelme buraya ya. Siz neden boşanmıştınız peki? İnanmayacaksın ama bizim problemimiz neydi biliyor musun? Şiddetli geçimlilik. O kadar iyiydi ki. Özlem yani prenses, bir pamuk prenses. Böyle inanılmaz bir şey yani. Ya o kadar mutluyduk ki mutluluk bizi sıktı. Yani bu rutin mutluluk çok fena geldi bize. O yüzden biz ayrılmaya karar verdik yani. O da zor tabii. Çok zor, bildiğin gibi değil. Yani altından kalkılmaz bir şey haline geliyor. Gerçekten Özlem benim hayatımda gördüğüm en inanılmaz iyi insanlardan biridir. Çok güzeldir. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böylesini bulmuşsun. Yani hakikaten bunuyorsun yani. Çok haklısınız Tuna Bey. Özlemciğim buna ne yapacaksın ya? Bunadı o, bunadı. Uçak yaptı onu. Uçak resmen o jetle oluyor ola ola bunadı. Özlem buna anteki oldu yani. Ya biz git başkasıyla yani. Ya sen nereden buldun Özlem'i kendine ya? Böyle bir şey olabilir mi? Özlem'le bunak. Nasıl yani Tuna Bey? Siz de bir öyle diyorsunuz, bir böyle diyorsunuz. Vallahi anlamadım hiçbir şey. Ben anladım Sertaç Bey. Ben anladım. Siz hiç merak etmeyin. Buyurun kurabiyelerden yiyin. Yani açıklayabilirim Gönül. Yani açıklayabilirim. Sen tabii ki açıklayabilirsin de ben anlayabilir miyim? Bilemiyorum yani. Neyse. Aa yeter ama vallahi dayanamayacağım. Gönül Hanım, Tuna Bey siz mutfaktayken Özlem'in ne kadar iyi bir eş olduğundan bahsederken siz buraya gelince fikir değiştirip ne kadar kötü bir eş olduğundan bahsediyor. Bu kadar da yalancı bir insan görmedim yani. Ayıp oluyor ama Sertaç Bey ya, hakikaten ayıp oluyor yani. Hayır ya. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim Tuna Bey? Evet, dinliyorum Tuna. Ufak bir yanlış anlaşma oldu Gönül. Ben açıklayabilirim sana yani. Gerçekten çocukların mola baktı zaten. Merve geldi bak Merve. Sertaç abin geldi. Merveciğim nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Orçun da geldi. Orçuncum, Gomis nasıl sıralıyor golleri teker teker? Ya vallahi hakkını vermek lazım Sertaç abi. Adam golcü çıktı. Aferin sana Orçun. Fanatiklik gözlerini kör etmemiş seni. Aç mıyız çocuklar? Şey yer miyiz? Heh. Yok yok, ben sonra yiyeceğim ya. Ben de. Yeseydiniz bir şey, oturun da biraz. Sen karışma Tuna. İster yerler, ister yemezler. Sana ne? Ay yani bir sohbet edelim. Hadi gelin, oturun gelin. Gelin Merve gelin. Çok fazla ödev var. Biz içeri gidip onları halledelim. Bence de siz içeri gidin çocuklar. Ödevlerinizi halledin. Benim de gitmem lazım. Okumam gereken çok sayfa var. Evet evet. Annem sağ olsun. Ha canım hadi. Hadi. Şey yapsaydınız çocuklar. Ne yapsalardı Tuna? Hayır, çok da özledin çocukları. Bırak derslerini çalışsınlar. Hayır, Sertaç abi size gelmiş. Hani ben şey açısından dedim yani. Şimdi yani böyle şeyleri birdenbire konuşmamakta fayda var. Yani şimdi Merve'nin yanında çocuğun sınavı falan var yani. Sıkıntı yaratmasın o açıdan diyorum. Aa, aklıma bir şey geldi. Madem burada konuşamıyoruz aşağı Haluklara inelim. Orada sen Özlem'in ne kadar iyi bir eş olduğunu anlatırsın artık. Hadi yürü. Evet evet aşağı inelim. Bu konuyu netleştirelim Gönül Hanım. Bence de netleştirelim. Evet. Az kalsın ben de Tuna Bey'in gazına gelip Özlem'le evlenecektim. Neyse ki ne kadar yalancı bir insan olduğunu bir kere daha fark ettim. Kararım kesin. Özlem'le evlenmiyorum. Hı, hadi gidelim o zaman. Hadi Tuna. O zaman şey yapalım yavaş yavaş. Sertaç Bey. Siz şey yapın Sertaç Bey, ben şeyi alayım. Siz geçin için biz geliyorum ben. Siz hep geliyorsunuz. Bekleyin orada. Sertaç'la Özlem evlendikleri zaman uzak bir yere yerleşeceklermiş. O yüzden ben Özlem'i övüyorum ki bir an önce evlensinler diye hayatım. Hı. O yüzden bir şey yaptım. Anladım. Neyse o zaman bir sefere mahsus ben de övebilirim. Tamam. Kusura bakma sen yanlış anladın. Ben de nasıl şey yapacağımı bilemedim. Sertaç Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız.